Bir sanat eserinde gördüğünüz şey, size nasıl bakmanız gerektiği konusunda yardımcı olabilir mi? Bir sanat eserinin görsel özellikleri, ona nasıl baktığımızı ve ne anlamlar çıkardığımızı belirler. Sanatçı, dik dik bakan katı bir bakış ya da başka tarafa dönük bir çift göz ile bize görmediğimiz bir şeyi göstermeyi deniyor olabilir. Bu stratejiler, sanatçı, sanat eseri ve izleyici arasında dinamik bir ilişki kurulmasına yardımcı olur. Sanat eserinde neyin görülüp neyin görülmediği ve sanatçının bizi objeye göre nasıl konumlandırdığına bağlı olarak toplumsal konum, yer ve cinsiyet hakkında daha derin düşünebiliriz. Birkaç örnek ister misiniz? Nijerya'dan gelen bu boncuklu taç, Afrika'nın en büyük etnik gruplarından biri olan Yorubalar tarafından yapılmıştır. Tacın biçimi ve üzerindeki desenler, kralın gücünü ve ona tabi olan halkla geçmişe dayalı ilişkisini anlatır. Bu konik tacın önemli bir parçası, halkı kralın delici bakışlarından koruyan örtüsüdür. Örtü aynı zamanda kralın bireyselliğini gizleyip, tacın ön ve arka kısmını süsleyen soyut yüzleri de görünür kılar. Bu yüzler, kralın atalarını temsil eder. Bu ataların, hem bu dünyada hem de doğaüstü olan diğer dünyada görme yetenekleri vardır. Ve bu da dışa çıkık olan gözlerle simgelenmiştir. Kuşlar kadınların toplumdaki desteğini simgeler. Kralın en yaşlı eşini temsil eden ve tacın en üstüne kondurulan kuş, toplumsal hiyerarşiye ait başka bir semboldür. Bugün bu anlamlı parçaları müzelerde görebiliyoruz ama bu taç gibi parçaları ait oldukları yerde görme şansımız ne yazık ki yok. Ancak 1877 tarihli Paris sokaklarında Yağmurlu Bir Gün isimli Gustave Caillebotte tarafından yapılan tablo izleyicilerle bir sanat galerisinde buluşmak için yapılmıştır. Parisli üst düzey bir ailenin mensubu olan Caillebotte bu resimdeki varlıklı adamla benzerlikler gösteriyor. Eğitimi sırasında aydınlık odada yani Camera Lucida da çalışma şansı bulan Caillebotte, bu sayede değişen dünyayı yeni bir şekilde resmetmiştir. Caillebotte, doğal boyutlarda olan bu sokak sahnesini şehir çok büyük bir modernleşme projesinden geçtikten sonra yapmıştır. Arc de Triomphe gibi temel yapılar çevresine odaklanan proje, yetkililerin farklı toplumsal sınıfların birbiriyle olan etkileşimlerini kontrol etmesini sağlamıştır. Tablonun büyük boyutu, 19. yüzyılın sonlarında Paris'teki modern yaşamı yansıtıyor. Resmin ön plandaki çifte odaklanmamızı sağlayan boyutları, perspektifin de yardımı ile bizi arka planda yer alan işçi sınıfından uzaklaştırıyor. Caillebotte'un resimleri, onun çağdaş dünyasını yansıtsa da, Amerikalı fotoğrafçı Cindy Sherman bu dünyayı eleştirmenin yollarını bulmuştur. Televizyon, kostüm ve makyaj alanlarına ilgi duyan Sherman, 1970'lerde 50'li ve 60'lı yılların filmlerini anımsatan bir fotoğraf serisiyle tanınmıştır. Kendisini özne olarak kullanan Sherman, kadınları boyun eğen rollerde sergilemiştir. İsimsiz film karesi numara 92'de Sherman, yerde sinmiş bir şekilde duran zayıf bir karakteri kullanmış. Fotoğrafı ince ve uzun bir şekilde düzenleyip, izleyicinin fotoğraftaki kadına yukarıdan bakmasını sağlayan Sherman, izleyiciyi kadına göre daha güçlü bir konuma getiriyor. Bu bir film karesine benzese de aslında sadece arkasında herhangi bir hikaye olmayan bir fotoğraf karesi. Sherman burada da izleyicileri belirli bir sahneye odaklamayı başaran yönetmenlerin gücüne vurgu yapıyor. Sherman'ın karakteri doğrudan bize bakmadığı için bakışlarımızla buluşmuyor. Yani ona istediğimiz kadar bakabiliriz. Ama bu kareyi Sherman'ın oluşturduğunu ve bizim görüş deneyimimizi yönetenin de eninde sonunda o olduğunu unutmamalıyız. İster örtülü Yoruba tacı, ister Caillebotte'un panoramik Paris'i, veya Sherman'ın provokatif film karesi olsun, bir sanat eserine nasıl baktığımız, ondan çıkaracağımız anlamı doğrudan etkiler.
Bir daha müzeye gittiğinizde bir esere bakmanın gücünün diğer sanat eserlerini deneyimlememizi nasıl etkilediğine dikkat edin.